Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Zah fıkıh derslerimize devam ediyoruz. Bab el-meshu alel-huffeyni. Huffun, huffani, huffeyni, tesliyenin cerhali, huffeyni. Huffun, mest demektir. Ayağa giyilen mest. Huffani, iki mest. Huffeyni, yine iki mest. İki mest üzerine mes etme babu. Mes babu. Mes ayağa giyilen şey, mes ise ıslak eli bir şeyin üzerinden kaydırmak manasına gelmektedir. Buna göre meslere mes verme babu. Hukmul meshi alel huffeyni. Mesler üzerine mes etmenin hükmü. Saha sahihtir. Muzaf fiil. Sahihtir ne? El meshu mes etmek sahihtir. Ne üzerine? Alel hufeyn mesler üzerine mes etmek sahihtir. Fil hadesil esgari. Hades pislik demek. Esgar en küçük. Sagura'dan ism taf değil. Esgar en küçük pislik. Yani bu normal abdestsizlik. Namaz için var olması gereken abdestin olmayışı. Cünüplük hali değil yani. İşte ne diyelim buna? Abdestsizlik durumunda, namaz için olması gereken o abdestin bizde olmaması durumunda mesler üzerine mes etmek caizdir. Lir ricali ve nisai. Hem erkekler için hem de kadınlar için. Racülün rical. Cem-i mükesser. Hem kadınlar hem de erkekler için bu mesi yapmak, gerçekleştirmek caizdir. Velev şayet kâna, kâne, kâna tesniye, kânenin tesniyesi. Nereye gidiyoruz zamir? Kâna o ikisi olsa, yani mesler olsa, huffani huffeyni iki tane mes olsa, neden yapılmış olsa, min şeyin bir şeyden, öyle şey ki sıfat geliyor, sahinin kalın bir şeyden yapılmış olsa, gayril cildi, cilt deri demektir, gayr başka dışında, derinin dışında, deriden başka bir maddeden yapılmış olsa, sevaun müsavidir, eşittir, fark etmez kâne olması. Lehuma, o iki mesl için olması. Na'lun, bir tabanın, meslerin tabanın olması. Neden olması? Min cildin, deriden olması. Evveyat da la, deriden olmaması. Tabanın deriden olup olmaması müsavidir, fark etmez. Şurudu cevazil meshi, meshin cevazının şartları, şartun, şurutun, cem-i mükesser, şartları nelerdir? Yüşteradu, işterada, yeşteridu, yüşteradu. İftial babından muzahirenin meşhuru. Yüşteradu şart koşulur. Li cevazil meshi, meshin cevazı için. Alel huffeyni mesler üzerine, iki mesl üzerine mesh etmenin cevazı için şart koşulur. Ne? Seb'etu şuradın demiş galiba. Yani şurutin olmalı. Şurada vav olmalı. Şurutin. Şartlar. Yedi tane şart koşulur. Seb'etu şurutin. Yedi şart koşulur. Yedi tane madde vardır. El evvelu birincisi nedir? Lübsu huma, lebise giymek. Lübsu giyilmesi huma, o iki mestin giyilmesi gerekir. Ba'de gaslir ricleyni, riclun riclani, riclun bir ayak, riclani iki ayak. Ricleyni de tesniyenin cerhali çünkü gasl burada muzaf. İki ayağın yıkanmasının ardından, iki ayak yıkandıktan sonra o iki mestin giyilmesi. Birinci şarttır. Lev şayet gable olsa da yani şimdi oraya gelecek. Lev şayet gable kemalil vuzui abdestin tamamlanmasından önce olsa da yine böyle olur. Abdestin tamamlanmasından önce yani sünnete göre sırayla gidilmesi gerekir. İşte önce el, yüz, kol, başın mesli en son ayak gelir. Ama burada ne diyor? Abdest tamamlanmadan önce olsa da. Bundan kasıt ne olabilir? İşte abdestli kişi önce ayaklarını yıkayarak başlamış olsa ve ardından hemen mesleri giyse, sonra elini, yüzünü, kolunu yıkasa, başından mesle verse vesaire şeyleri yapsa yine geçerli olur. Çünkü abdestte sıra farz değildir Hanefi'ye göre. İza etemme tamamlasa kişi, hu onu
Kable husuli nakızın, bozucu bir şey meydana gelmeden önce tamamlasa. Neyi bozucu? Lil vuzui, abdesti. Tekrar okuyalım. İza etemme hüve. O kişi tamamladığı zaman veya tamamlayınca neyi? Hu, abdesti tamamlayınca. Kable husuli nakızın. Nakız isim fail, daha önce geçmişti. Bozucu bir şey demek. Husul, hasıl olmak, meydana gelmek. Kabil, önce. Lil vuzui, abdesti, bozan bir şey meydana gelmeden önce abdesti tamamlamasından bahsedilmiş. Ve sani, ikincisi, setru huma. O iki mestin setretmesi, örtmesi de şarttır. Lil kabeyni, ayak topukları. Ayak topuklarını örtmüyorsa ondan da yine mest olarak o madde kullanılamaz. Ve salisu, üçüncüsü, imkanu, yani imkan, Türkçedeki imkan. İmkanu mutabaetil meşi. Meşi yürümek demek. Fihima. Hima zamiri iki meste gitti. İki mestin içinde, yani iki mesti giymiş, ayağın içine ayak onunla sarılmış olmasından bahsediliyor. Fihima el meş. İki mest ile mutabaeti, iki mest ile ard arda koşulması, yürülmesinin imkanının olması da şarttır. Fe, bu durumda la caiz olmaz. Ala huffin min zücacin. Min burada denden yapılmış demek. Zücac cam demek. Camdan yapılmış, camdan imal edilmiş bir mestin üzerine, yani o mesti giymiş olmak, mest olarak kullanma elverişli değildir. Çünkü camdan yapılmış bir mest ile koşmak, yürümek, uzun süre yürümek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden camdan yapılmış bir mest olarak geçerli değildir. Evet, haşebin, odundan yapılmış bir mest. Bu da olmaz. Evet, hadidin, demirden yapılmış bir mesti giymek de yine bu durumlar için müsait değildir. Caiz olmaz. Ve rabi'u, dördüncüsü nedir? Huluvu kullin. Huluv, hali olmak. Yani bir şey meydana gelmemesi. Beri olmak. Huluvu kullin minhuma. O iki mestin her birinin hali olması. Yani iki meste de bulunmaması. Ne bulunmaması? En harbin. Bir delik bulunmaması. Yırtık bulunmaması. Ne miktarca? Kadri selasi sabi'a. Esabi parmaklar demek. Cem'i mükesser ve aynı zamanda gayrimusarif bir kalıp. Gayrimusarif olduğu için cer hali görüldüğü üzere aynın üzerinde fetha ile olmuştur. Yoksa Kadir muzaf, selasi de onun ne diyelim, muzafın ileyhi, selasten ötürü esabi'i olması veya esabi'in olması gerekirdi ama gayrimusarif olduğu için esabi'a şeklinde kalmıştır. Ne diyecektik? Esabi'in, yani selasi esabi'in üç parmak demek. Üç parmak miktarınca bir yırtığın, deliğin bulunmaması da yine şarttır. Neden olan üç parmak? El parmağı mı, ayak parmağı mı? Min esgari esabi'il kademi. Kadem ayak demek. Esabi'il parmaklar demekti. Cem'i mükesserdi, gayrimusarifti. Burada esabi'i ayin esrelenmiş. Sebebi ne? Burada esabi'i esrelenmemişti. Bunun bir sebebi var elbette. Burada kadem kelimesi muzaftır. Pardon, esabi'i kelimesi muzaftır. Kadem kelimesine muzaf. Yani kadem muzaf ileyh, esabi'i muzaf. Ve esabi aynı zamanda muzafın ileyhtir. Esgarı muzafın ileyhi. Şimdi esabi kelimesi muzaf olduğundan gayrimusarifliği, ne diyelim, iptal olmuş diyebiliriz. Yani artık normal bir irab alacak. Standart bir kelime gibi. Normal cem-i mükessirin irabını alacak. Buna uygundur. Başında da muzaf olduğu için esreyi almıştır. Esabi'il kadem ayak parmakları demek. Esgar en küçük. Savro'dan isim saf değil. Min, dendan demekti. Ayak parmaklarından en küçüğü baz alınarak 3 parmak miktarınca yırtık olursa meste, onu mest olarak kullanmak artık caiz olmaz. Ayak parmakları baz alınır. Ve hamisi, beşincisi, istimsakuhuma istemseke, istifal babından bir mazi fiil, istemseke, istimsaku. Şu an tabi burada mastar gayrimin istimsak. İstimsakuhuma alel ricleyni, ayak üzerinde o ikisinin, yani iki tane mestin durabilmesi,
Min gayri şeddin, bağsız, bağlamaksızın durabiliyor bu mesler. Ve sadisu, altıncı şart. Yedi tane şart var denilmişti. Altıncı şart nedir? Men'u huma, o iki mestin men etmesi, mani olması. Neye mani olması? Vusul el ma'i, suyun ulaşmasına mani olmaları da gerekir. Nereye ulaşması? İle cesedi, bedene. Mesler ayağa giyildiğine göre ayağa suyun ulaşmasına mani olmalılar. Yani normal bir çoraptan bunu yapmış olsak, normal bir çorap suyun ayağa geçmesini engeller mi? Engellemez. Dolayısıyla bugün marketlerde satılan normal bir çorap ile mest olamaz. Su geçirmemesi şart. Ve sabi'u, yedincisi, en yapka, kalması, geriye kalmış olması. Neden geriye kalmış olması? Min mukaddemil kademi. Kadem ayak demekti. Mukaddem ön taraf demek. Ayağın önünden kalmış olması, ön tarafından. Ne ölçüde kalmış olması? Kadru selasi esabi'a. Esabi parmaklar demekti. Selas 3 demek. 3 parmak miktarınca kalmış olması. Peki bu ne parmağı, yani ayak parmağı mı, el parmağı mı? Neden? Min esgari esabi'il yedi. Bu sefer yed geldi. El. El parmaklarının en küçüğünden. 3 parmak miktarınca. El parmaklarının en küçüğünü baz alarak 3 parmak miktarı, ayağın önünde bir yerin bulunması, bir yerin kalmış olması gerekir. Bir yerin kalmasından kasıt ne? Şimdi daha da belli olacak bu. Fe şayet levkane olsa, fakiden yok olmuş olsa, kaybolmuş olsa, kesik olmuş olsa, yani mevcut olmasa, kişinin ayağı kesilmiş olsa, artık bir kaza sonucu veya kangren falan vardı da tedavi amaçlı ayağın ön tarafı kesilmiş olsa, kaybolmuş olsa, mukaddeme kademihi, kişinin ayağının ön tarafı kesik olsa, kaybolmuş olsa ne olur? La yemsahu ala khuffihi, mesli üzerine mes etmez. Mest, ayağa giyilen maddenin adı. Mesh, mesahadan mesh, sonu halı olan, mest etmekti. Eli ıslak, eli kaydırmak, hatırlayalım, ikisini karıştırmayalım. Bu durumda mest etmez diyor. Yukarıda yani ne diyor? Ayağın ön tarafının kalmış olması gerekir mestin caiz olabilmesi için. Eğer kalmamışsa mest caiz olmuyor. Ve lev şayet kâne olsa ikibul kademi, ayağın arka tarafı olsa, nedir olsa, kânenin haberi mevcuden, mevcut olsa da durum böyledir. Bir şey değişmez. Yani yapılmaz. Müddetil meshi, meshin müddeti. Mesin müddeti, yani ayağımıza mest yaptık. Bu ne kadar süre devam eder? Ayağımıza mest yaptığımız zaman yıl boyu mesli bir şekilde devam edebilir miyiz? Süre ne zaman tamamlanır, biter? Ve iptida uha, ve mestin başlangıcı. Başlangıcı ne zamandır? Ayağımıza mest giydik, mest yaptık. Hemen süre başlıyor mu? Bir de buna değinecek. Ve yemsahu, mest eder. Kim? El mukim, mukim. Mukim bir terim burada. Mukim ne demek? Misafir olmayan demek. Misafirin zıttına mukim derler. Kişi misafir, yani yolcu değilse, yemen ve leyleten, bir gün ve bir gece mes süresi devam eder. Yemsahil mukimu yemen ve leyleten. Mukim bir gün bir gece mes eder. Ne demek? Mes giyildiğinde, mes yapılmış olduğunda 24 saati var demek. 24 saat sonra mes süresi bitmiş olur. Vel musafiru, Arapçada müsafir denir ama Türkçede misafir. Bazı tercüme kitaplara baktığımızda, şu an Nurizah'tan bahsetmiyorum, çeşitli fıkıh kitaplarının tercümelerine bakın. Müsafir diye yazmışlardı. Türkçede o misafirdir. İ ile misafir. Arapçada müsafir geçiyor olması, onu tercüme ederken müsafir diye tercüme etmemizi gerektirmiyor. Vel müsafiru, misafir olan, yolcu olan, yani mukim olmayan kişi mes eder. Yemsahu, el misafiri demektir bu. Misafir mes eder. Selasete eyyamin. Selase 3 demektir. Eyyam günler. Yevmun yevman eyyam cemi mükesser. Selase sayısının temizi hem kesreli, yani hem mecrur, hem de cemi gelmeliydi. Bu yüzden bu halde gelmiştir de yevmin diye olmamıştır. Çünkü 3'ün temizi cemi mecrur gelir. Selasete eyyamin 3 gün mes eder. Bi leyaliha, geceleriyle beraber, yani 3 gün 3 gece mes eder demektir bu. Buradaki ba'yı ma manasında alabiliriz. Geceleriyle beraber.
3 gün. 3 tane gün artı 3 tane gece misafirin mes süresi devam eder. Ve ibtidaul müddeti ve müddetin başlangıcı. Yani mes bu kadar sürer de mes süresi ne zaman başlıyor acaba? İbtidaul müddeti, ibtida başlangıç demek. Müddet, zaman, süre demek. Sürenin başlangıcı min vaktil hadesi. Hadis vaktinden itibaren. Yani ilk hadesten itibaren, ilk pislikten itibaren, ilk abdest bozmadan itibaren mesin süresi başlar. Ayağımıza giydik, mescid yaptık, 24 saat başlamıştır. Veya 3 gün, 3 gece başlamıştır. Böyle bir şey yok. Abdest bozulduktan sonra vakit başlıyor. Ba'de lübsil huffeyni. Lübs giymek demekti. Huffeyn sürekli geçiyor konumuz zaten. Huffeyn iki tane mes demekti. İki mesli giydikten sonra ilk abdesti bozmanın ardından meslin süresi başlar. Şimdi doğal olarak akla gelecek olan bir soruya değiniyor kitap. Kişi mukim olarak başlamış olabilir. Yani mukim birisi mes yapmış olabilir. Ayağına mes giymiş olabilir. Daha sonra yolculuğa çıktığını düşünelim. Mukim olarak mı süreyi tamamlayacak yoksa misafir olarak mı tamamlayacak? Böyle bir soru akla gelebiliyor. Yani mukim ile misafirlik birbirine karışmış olsa ne olur? Ve in şayet mesaha mes etse, mukimun mukim mes etmiş olsa, sümme sonra safara yolculuğa çıksa, neden önce? Gable temami müddetihi, müddetini tamamlamadan önce mukim olan kişi yolculuğa çıksa, misafir olsa artık, yani 24 saati tamamlamadan önce yolculuğa çıksa ne olur? Etemme tamamlar müddetel müsafiri, misafir müddetini. Yani 3 gün 3 gece olarak tamamlar bunu diyor. Ve inşaat ekame ikamet etse, yani mukim olsa artık kim? El müsafiru müsafir. Misafir olan kişi de mukimliğe dönmüş olsa. Örnek verelim. Kişi Samsun'dan İstanbul'a yolculuğa çıktı. Çıktığı için tamam 3 gün 3 gece. Ama bir uçağa bindi hemen geri döndü. 3 gün 3 gece tamamlanmadan geri dönmüş olsa. Kendi memleketine Samsun'a dönmüş olsa. Hala 3 gün 3 geceyi bekleyecek mi? Beklemeyecek mi? Ve in ekame ikamet etse mukim olsa el müsafiru misafir. Misafir olan kişi misafirliği bitmiş ve mukimliğe dönmüş ise. Neden sonra? Ba'de ma, o şeyden sonra ki mesaha mes etti yevmen ve leyleten. Bir gün bir gece süre geçtikten sonra bunu yapmış olsa. Neza'a mesli çıkarır ve ayaklarını yıkar. Artık misafir değil çünkü. Ve inla, eğer böyle değilse, yani yevmen ve leyleten süresi tamamlanmamışsa, bir gün bir gecelik süre tamamlanmadan mukimliğe geçmiş olsa ne olur? Yutimmu tamamlar yevmen ve leyleten. Çünkü mukim olan kişinin süresi zaten yevmen ve leyletendi. Bir gün bir geceydi. Kişi misafirlikte mukimliğe dönmüş olsa yine o mukimlik süresi olan 24 saat devam ediyordur. Bu yüzden onu tamamlayacaktır. Tamamlayacaktır derken bunlar farz değil yani. Tamamlayabilir manasında. Farzul meshi, meshin farzı ve sünnetuhu ve onun sünneti. Meshin farzı nedir, sünneti nedir? Farzul meshi, meshin farzı nedir? Kadru selasi esabi'a. Selasi esabi'a daha önce geçmişti. 3 parmak demektir. Kadir miktar. 3 parmak miktarıdır. Yani kişi mesh yapacak, mesline mesh verecek ama bu mesh yaparken 4 parmağıyla mı yapmak zorunda, tek parmakla yapsa ne olur? Miktarı nedir yani? Meslin nerelerine, ne kadar miktarına ıslak eli değmelidir? Ne kadar miktarını, ıslak elini çekmelidir? İşte ne diyor? 3 parmak yapmış olsa yeterlidir. Çünkü farz olan budur diyor. Ama neden olan 3 parmak? Min esgari esabi'in 7. El parmaklarından en küçüğünü hesaba katarak bunu söylüyor. Min esgar en küçüğünden esabi'in 7 el parmakları. Ala zahiri mukaddemi külli riclin. Tek tek mana verelim, sonra toplayalım. Ala üzerine demekti. Zahir görünen yer, mukaddem ön demek. Küllü her, bütün, tamamı, hepsi, riclin ayak. Küllü riclin her ayağın, önünün görünen yeri üzerine. Her ayağın, iki ayak var. İki ayağın ön tarafı yani parmakların bulunduğu taraf. Gidip topuk tarafından yapılmıyor mes işlemi.
Ön taraftan, ayağın parmakları tarafından, görünen yönden ve üst taraftan, ayağın altından da değil yani. Mukaddem derken ayağın altını yapmayın diyor. Zahir derken görünmeyen bir yer aramayın demek istenilmiş. Farzı buydu. Ve sünnenuhu ve onun sünneti nedir acaba? Sünnenuhu derken sünnenin cemi mükesser, sünnetleri manasına geliyor. Sünnen cemi mükesserdir, çoğuldur. Meddül esabi'i. Esabi'ye parmaklardı. Parmakların uzatılması, çekilmesi müferraceten. Parmaklar açık olduğu halde parmakların çekilmesi. Yani ön tarafa koyacağız el parmaklarımızı. Hafif aralayıp çekeceğiz. Min ru'usi esabi'il kademi. Kadem ayak demek. Esabi parmaklar, ayak parmakları. Ru'us ön demekti. Öyleyse ayak parmaklarının önünden kendi el parmaklarımız açık olduğu halde parmaklarımızı çekmemiz kastedilmiştir. Ne tarafa doğru? Yine sağa, arkaya doğru, topuğa doğru, ayağın arka tarafına doğru parmakların çekilmesi. Yani ön parmaklara parmağımızı yerleştiriyoruz. Arkaya doğru, topuğa doğru çekiyoruz. Nevakizul meshi. Meshi bozan şeyler, bozucular, bozanlar nelerdir? Nevakiz yine hem cem-i mükesserdir hem de gayri münsarif kalıbıdır. Çünkü müntehel cumu kalıbı. Ve yenkuzu bozar. Meshel huffi. Meslere meshi bozar. Ne bozar? Fail geliyor. Erba'atu eşya'e. Dört şey bozar. Şimdi birazcık ne diyelim, nahiv bilenler düşünüyordur. Erba'a sayısı dört. Dördün temyizi nasıl gelir? Cemi mecrur gelir. Eşya cemi ve mecrur mudur? Cemidir şeyun, şeyani, eşya. Şey kelimesinin cemi keseri. Bu yüzden cemidir ya. Peki mecrur mudur? Mecrurdur. Ne ile mecrur? Fetha ile mecrur. Niye? Çünkü eşya kelimesi gayrimusarif. Gayrimusariflerin cerhali fetha ile olur. İki şey bunu esre dönüştürebilir. Peki bu kelime neden gayrimusariftir? Öyle de bir soru sorulabilir. Gayrimusarif illetleri var. Burada hangisi var? Burada Elif-i Memdude var. Elif-i Memdude'den dolayı eşya kelimesi gayrimusarif olmuştur. Elif-i Memdude iki illet yerine geçen tek illetlerden bir tanesiydi. Bir tane daha var bu şekilde illet. Yani Elif-i Memdude ile bitmiş olması eşya kelimesini gayrimusarif yapmıştır. Gayrimusarif'lerin cerhali fetha iledir. Bu yüzden bir problem burada yoktur. Küllü şeyin her şey ki yani başlıyor. Dört şey bozar dedim mesela. Onlar nelerdir? Bir, küllü şeyin her şey ki yenguza bozuyor. Şimdi burada yenguza yazılmış ama esasen yanlış yazılmış. Çünkü yenguza yani batı nasip edecek bir şey başında yok. Enlenke izen var mı? Yok. Öyleyse yenguzu olmalıdır. Dat zammeli okunmalıdır. Külli şeyin her şey ki yenguzu bozuyor neyi? El vuzu ve abdesti. Kısacası abdesti bozan her şey meslere yapılmış olan meshi bozacaktır. Ve nez'u huffin. Nez'u çıkartmak demek. Huffin mest demektir. Mestin çıkartılışı. Mesti çıkartmak. Ayaktan mesti çıkartırsak o mest bozulur. Tekrar mest gerekir. Velev bi huruci çıkmış olsa da ekseril kademi ayağın çoğu ila sagil hufi mestin dışına çıkmış olsa yine de bozulmuş olur. Tamamen çıkmamış da olsa ayağın çoğu mestten çıkmış olsa veya tam tersi diyelim mestin çoğu ayaktan çıkmış olsa tamamen çıkmamış olsa da mest yine de bozulacaktır. Ve isabetül ma'i suyun isabet etmesi, değmesi, dokunması Eksara ihda el kademeyni. İki ayaktan birinin çoğuna. Fil huffi mesnenin içindeyken. Ayak mesnenin içinde duruyor. Artık yürüyoruz. Bir şekilde mesnen içeriye su giriyor. Kademeyn iki ayaktan birinin çoğu ıslanıyor. Yani bir damla girmiş olsa bozulmuyor. Ekser diyor. Çoğu ıslanmış olacak ayağı. Bu durumda bozuluyor. Ayet sahih, sahih görüşe göre böyledir. Yani farklı görüşler de var. Ve muziyyül müddeti, müddetin geçmiş olması, tamamlanmış olması da yine mesli bozacaktır.
Neydi? Mukim olan 24 saat, yani bir gün bir gece mes süresi vardı. Misafirin, yolcunun ise, seferi olanın ise 3 gün 3 gece süresi vardı. Bu süre dolduğu esnada ne olur? Mesin süresi bittiğinden mes iptal olmuş olur, bozulmuş olur. İşte muzayyil müddeti, müddetin geçmiş olması, bitmiş olması. Ama onda bir şartı var. Şu durum hariç diyecek. İn lem yahaf. Korkmuyor ise. Zehabe riclihi, ayağının, ne diyelim artık, zehab burada giderilmesi, bozulması manasında da kastedilen şey artık ayağın ciddi bir hastalık geçirmesi olabilir. Minel berdi diyor. Soğuktan ötürü ayağının aşırı bir zarar görmesinden korkmuyorsa. Burada tabi zehab, yani giderilmesinden kasıt ne olabilir? İşte ayağın kalıcı bir hasara uğraması, donması mesela. Veya soğuktan ciddi bir hastalığa kapılması. Ve ba'de selaseti el-ehirati. Son üç madde, son üç maddenin ardından, peşinden ne gerekir? Gassru ricleyhi takat. Takat sadece. Ricleyhi iki ayak. İki ayağın yıkanması gerekir. Bu da gaslu değil. Ne olmalıdır? Gasele. Son 3 madde, yani birinci madde hariç olur bu durumda. 2, 3, 4. maddelerden sonra ne olur? Gasele, yıkar. Kim? Hı, o kişi. Mesih kim yaptıysa o yıkar. Neyi yıkar? Ricleyhi. İki ayağını yıkar fakat sadece. Ricleyhi tesniyedir biliyorsunuz. Riclun, ricilani, ricilleyni şeklinde. Ricilleyni nasb halidir yani. Peki nun nerede? Ricilleyni deyip duruyoruz, nun yok. Ardından hi, yani bir zamir gelmiştir. Ricileyni kelimesi o zamire muzaf olduğundan, tesneler muzaf olunca sonlarındaki nun düşer. Ricileyni, ricilei diye kaldı. Sonundaki zamirle bitişti. Ricileyhi oldu. Ma o şey ki la yucuzu, caiz olmuyor. Ma el meshu mes aleyhi, onun üzerine. Yani kendisini mes diye giymeyeceğimiz şeyler, üzerine mes etmenin caiz olmadığı maddeler, nesneler nelerdir? Ve la yecuzu, caiz olmaz. El meshu, mes etmek, ala imametin, sarık üzerine mes etmek caiz olmaz. Ve galen süvetin, galen süve üzerine de mes etmek caiz olmayacaktır. Galen süve takke manasına geliyor. Ve burgu'in, peçe. Peçe üzerine de yapmak caiz değildir. Ve gaffazeyni, gaffazeyn de eldivenler. İki eldiven yani. Gaffazun, gaffazani, gaffazeyni. İki eldiven üzerine de mesh caiz olmaz. Hepsinin cer olmasının nedeni aladır. Ala imametini cer etmiştir. Aradaki vavdan dolayı sanın irabı sonuna aktarılmış, cer olmuştur. Vav var yine. Sanın irabını sonuna aktaracak. Bu yüzden burgu'in olmuştur. Arada yine vav var. Buradaki vavda sağındaki kelime olan burgu'in, bunun irabını, yani aynen esresini kaffazeyne taşımıştır. Kaffazeyne tesni olduğu için kaffazun, kaffazani rafali, elif ile, yani kaffazani, oradaki elif ile rafali. Elif gitti, yerine ya geldi. Kaffazeyni cer hali olmuştur. Bu şekilde mesler üzerine mesh etme babını tamamlamış olduk. Buradaki bilgilerin tamamının özet olduğunu unutmayalım. Bunun dışında bir şey karşılaştığımızda değildir, yoktur öyle bir şey diye kimse düşünmesin. Bu kitap özet bir kitaptır.